Tarkan abim geldi yardıma arkadaşlar. Görüyorsunuz. Video çekerken yardımcı olacak. Öncelikle o bir anımızı tanıtalım. Bir yemleme yapalım. Onun arkasından aleykümselam Ahmet. Onun arkasından adım adım soruları alacağız arkadaşlar. Hem bu arada arkadaşlarımız da toplanmış olur. Evet, hoş geldiniz. Gevzeli Dadaş abi hoş geldin. Şöyle yemlememizi yapalım arkadaşlar. Siz de bu arada akvaryumları izleyin. Hem de arkadaşlarımız toplansın. Hava motorlarını kapattım çok sesi olduğu için. Ara ara açmam gerekiyor. Çünkü yavrulukta balıklar var arkadaşlar. Yavrularımız var. Tarkan abi bir yardımcı ol istersen gel. Gönder biraz. Birazdan tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şuraya gel. Evet, tamam. Tarkan abi şuralara dağıt yemleri. Çok fazla değil. Şöyle. Evet, şuraya da gönder. Biraz fazla at, birazcık atın işte. Evet, aşağı gel. Evet, sayımız hızla artıyor arkadaşlar. Gerçekten bugün çok özel konulara değineceğiz. Çok faydalı olacak Allah'ın izniyle. Şöyle biraz sayımız artsın. Tarkan abi şurayı da yemleyelim. Şuradan ya, şuradan. Biraz fazla atabilirsin çünkü yavrular da var orada. Evet, şuraya da alalım. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sayımız 22 oldu. Değerli arkadaşlar, bugün A'dan Z'ye yaşadığım tüm tecrübeleri paylaşacağım inşallah. Belki de bugüne kadar hiç duymadığınız şeyleri duyacaksınız. Artık inşallah bu yayından sonra balık kaybına son diyeceğiz. Ya da minimum seviyeye indireceğiz Allah nasip ederse. Burası ana tankımız arkadaşlar. 1,5 metre. 150-60-60. Burada ben boylandırmayı gerçekleştiriyorum. 4-5 santime ulaşan yavrularımı şu şekilde göstereyim. Setlere aktarıyorum arkadaşlar. Burası da 120-50-50 samplı. Akvaryumlarımda gördüğünüz gibi pipo filtre, kök ve küpler var. Yani bunlar dışında herhangi bir şey mevcut değil. Samp içerisindeki malzemelerden bahsedeceğiz. Buraya yeni taktığım ışık çok fazla geldiği için balıklar biraz tedirgin. Yavaş yavaş çıkacaklar. Burada neyimiz var? Super Red erkeğimiz. 10 adet LDA tülümüz var. 3 adet de LDA Super Red karışık düz dişimiz var arkadaşlar. Erkek baskınlaşsın diye bunları buraya koydum birkaç gün önce. Burada LDA çiftimiz var. Geçen almıştım, sizle paylaştım. Yukarıda yavrularımız mevcut. Havaları kapattım. Görüyorsunuz arkadaşlar, hava yok şu anda. Ara ara açmam gerekiyor bunu. LDA yavrularımız da kayıpsız devam ediyor. Şükür. Burada L144 albino dişilerimle LDA ve LDA marble erkeğim var. Yine bunu da paylaşmıştım arkadaşlar sizle. Yavruların hepsi siyah çıkmıştı. Yavruları da burada. Biraz değişik bir siyah ama siyah. Tüller var, düzler var, karışık. Sanırım birkaç batım içerisinde LDA yakalama şansımız var ama şu anda hepsi siyah çıktı. Bura karışık, düzler var. Super Red erkekler, dişiler var. L144 kırmızı göz erkek var küpün içinde. Burada kuzenim Ali Şahin'den gördüğüm bir sistem bu arkadaşlar. Dişi lepistesler var. Şöyle bir düzenek yapmış. Aleykümselam Murat kardeşim, hoş geldin. Dişiler burada yumurtlatıp aşağı düşmesini sağlayacağız inşallah. Ben de yeni tecrübe ediyorum bunu. Şöyle geçelim.
Burada farklı arkadaşlardan aldığım 3-4 adet erkek var. Artık en iyi hangisi olacaksa onunla takımlar yapacağım. Şu anda gözlemleme aşamasındayım. Yine tül yavrular, düz yavrular var. Gördüğünüz gibi burada sample arkadaşlar. Burada bir erkek 3 dişilik yine takımım var, yavrular var. Bu iki dişiyi Ali kardeşimden getirdim arkadaşlar. Kan karıştırmak adına. Burada da onlar var. Evet, şunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle akvaryumlarda kullandığım bütün kepçeler ayrı arkadaşlar. Şöyle karşıda var. Gördüğünüz gibi. Yani hangi kepçeyi nerede kullanacağım ben biliyorum ve o şekilde hareket ediyorum. Tamamının hortumları farklıdır arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Bu bilgileri de verelim bu arada. Hepsinin hortumu farklıdır. Şöyle göstereyim. Dinlendirme tankımız. Dinlendirme tankımda pipo filtre ve ısıtıcı var. Onun dışında herhangi bir şey yok arkadaşlar. Evet, sayımız oldukça arttı. 37 kişi olduk. Güzel. Zamanla da artacaktır. Bazı ekipmanlar ve ilaçlar, yemler bu şekilde sıraladım. Yeri geldikçe hepsini bir bir anlatacağım arkadaşlar. Kullandığım bütün ürünleri tek tek anlatacağım. Şöyle notlarımız var. Bu akşam uzun olacak. Ben kaç gündür çalışıyorum arkadaşlar bunlara. Bu notlardan bahsedeceğiz. Arif Bey hoş geldin. Merhabalar. Evet, anahtarlarımızı bir gösterelim. Evet, yaz döneminde ve tabii tatil nedeniyle biraz uzak kaldık. Bu süreçte kral etkilendi arkadaşlar. Çünkü 6 dişiye liderlik yapıyordu. Biraz bakımsız kaldı. Biraz dişilerden dolayı yoruldu ve bölmeyi tekrar taktım. Neredeyse kaybetmek üzereydim. Hatta yani benim dışımda başkası olsa muhtemelen balığı kaybederdi. Tedavi sonucunda kurtardım. Fakat gördüğünüz gibi kafa bölgesinde bir siyah leke attı. Bu leke hastalıktan sonra meydana geldi. Çünkü bu yaşanabiliyor. Tedavi sonrası bu tarz lekeler çıkabiliyor arkadaşlar. Ama kurtardık. Kuyrukları falan kısaldı. Tekrar çıkıyor. Şükürler olsun. Burada bir erkek 3 dişimiz var. Ve yavrularımız var. Bu yavruları da yakın zamanda setlere aktaracağım arkadaşlar. Şurada yavrularımız var. Yine. Sait abi şu an hobi haneyi tanıtıyorum. Zaten konu konu birazdan bahsedeceğim. Yavaş gideceğiz inşallah. Aleykümselam Sedat kardeşim. Aleykümselam Mehmet abi hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Şimdi konulara yavaş yavaş geçelim. Yani akvaryumları gösterdim arkadaşlar. Akvaryumlar sample genel manada. 50 santimlerimde dış filtreler var görüyorsunuz. Dış filtre. Aynı zamanda askı filtreler var. Bunlardan da çok memnunum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Burada çok yavru büyüttüm. Yani birazdan da bahsedeceğiz zaten. Filtrasyon çok önemli. Aleykümselam Mustafa. Şimdi telefonu Tarkan abiye vereceğim. Ve konulardan bir bir bahsedeceğiz. Soruları konuyu bitirdikten sonra alalım arkadaşlar. O zaman telefonu ben elime alayım. Gökhan merhaba kardeşim. Mustafa aleyküm selam. Sorularımızı telefonu elime aldıktan sonra göreyim ki pas geçmeyelim arkadaşlar. Tarkan abi sana vereyim şöyle. Şöyle oturabilirsin. Tamam mıyız Tarkan abi? Tamamız. Evet arkadaşlar. Konuları ben liste kaleme aldım. Listemiz bayağı uzun. Zaten sizle de paylaşmıştım soruları. Evet, öncelikle sıfır tank kurulumundan başlayalım arkadaşlar. Ve bakteri oturmasından başlayalım. Şimdi birçok arkadaşım defalarca balık alıyor benden. Bazen alıp öldürüyorlar, bazen başarısız oluyorlar. Burada en önemli etken ekipman arkadaşlar. Öncelikle balık almadan önce en kaliteli ekipmanla bir kere altyapıyı oluşturmamız gerekiyor.
Çünkü altyapı iyi olmadığı sürece ne kadar kaliteli balık alırsanız alın maalesef sonu hüsran oluyor arkadaşlar. 5 çift ya da 5 takım almak yerine bir takım alın ama ekipmanı sağlam kaliteli malzemelerden kurun arkadaşlar. Şimdi öncelikle sıfır tank kurulumunda dikkat edeceğimiz noktalardan biraz bahsedelim. Balık yok şu anda. Sıfırdan başlayacağız. Tam balık satışına kadar konuyu götüreceğiz arkadaşlar. Balığımız yok elimizde. Sıfır akvaryum kuracağız. Akvaryumumuz ya samplı olacak ya da dış filtre olacak arkadaşlar. Sadece pipo filtreyle ya da işte iç filtreyle bu balık kesinlikle olmaz arkadaşlar. Çünkü sürekli sebze veriyoruz. Ve bu sebzeler suyu bozuyor arkadaşlar. Ve beslediğimiz balık gerçekten hassas bir balık. O yüzden filtrasyonu çok çok iyi yapmak zorundayız. Şimdi tankımızı kurarken suyumuzu doldurduk. Öncelikle Sera Aquatan su düzenleyicimiz ya da herhangi bir marka mutlaka eklemeliyiz arkadaşlar. Birazdan filtrasyon malzemelerine de gireceğim. Ve bir gün sonra tüm ekipmanı yerleştirdik. İçine ısıtıcımızı taktık, pipo filtrelerimizi taktık, sampımızı çalıştırdık. Sera Aquatan'ımızı ekledik, su düzenleyicimizi. Su şartları oluştuktan sonra Sera Nitrivec bakteri kültürümüzü ekliyoruz arkadaşlar. Eğer bunları eklemezsek sıfır kurulumda başarılı olma şansımız yok. Ya da suyun oturma şansı yakın zamanda yok arkadaşlar. En az 30 gün 40 gün sürmesi lazım bir suyun oturabilmesi için. Biz ne yapıyoruz? Bu ilaçları ekleyerek süreci biraz hızlandırıyoruz. Zaten sabırsız oluyoruz. Bu sebeple bu iki ilacı mutlaka eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü bir ilaç olarak şunu göstereceğim. Bir saniye. Neyse çocuklar aldı herhalde. Ha şurada. Evet arkadaşlar, bizim vatozların sevdiği su eski sudur arkadaşlar. Yani biraz suyun eskimesi gerekiyor, biraz oturması gerekiyor. Bizler özellikle yeni kurulumlarda black water dediğimiz siyah suyu kullanıyoruz arkadaşlar. Belki bunu yani birçok yerden duymamışsınızdır. Black water'la suyumuzu eski su haline getiriyoruz. Yeni balık aldığınızda bunu uygulayın arkadaşlar. Herhangi bir markanın black water'ı olabilir. Ben Azon'un Black Water'ını kullanıyorum ve çok etkili arkadaşlar. Yavru büyütmede, sıfır kurulumda, yeni balık aldığında ve dönem dönemde bunu dinlendirme tankına eklemen gerekiyor arkadaşlar. Bunu herkes bir not alsın. Evet, suyumuzu kurduk. Suyumuz oturdu mu oturmadı mı? Bununla ilgili tereddütümüz var. Oturmuş bir su şöyle olmalı arkadaşlar. Cam gibi net, aynı zamanda kurulum sırasında attığımız biraz yem bakteri oturmasını hızlandırır. Bu yemler puf puf olmalı. Yani bir sünger gibi, bir pamuk gibi kabarması gerekiyor. Bakterilerin iş yaptığını anlayabilmeniz için belli noktalara pisliklerin toplanması gerekiyor. Suyun oturduğunu da buradan anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıfır tank kurulumu ve bakteri oturması ile ilgili sorumuz var mı? Emrah kardeşim, aleykümselam. Volkan kardeşim, aleykümselam. Volkan, ondan bahsedelim ileriki konularda. Şimdi sıfır kurulumla alakalı kafanıza takılan bir şey var mı? Bunu bir netleştirelim. Sıfır kurulum ne kadar başarılı olursa bu balıkla şansımız o kadar yaver gider arkadaşlar. Yanlış bir kurulum maalesef bizi bu hobiden küsmeye kadar götürür. Serdar kardeşim aleykümselam, Hasan aleykümselam. Emre teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin sen de Emre. Bununla ilgili sorumuz yok mu arkadaşlar? Sıfır kurulumla alakalı. Çünkü yaşadığımız
sorunlar ilk etapta yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor. Genelde aldığımız balık, aleykümselam Cebrail, Muhammed aleykümselam, Barış Can Kesici kardeşim, bahsettiğim ürün Black Water. Su eskitmede kullandığımız bir ürün. Siyah su elde ediyoruz. Şimdi Alperen, güzel soru kardeşim, teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben kurulumlarımı sera nitrivek ya da sera akuatanla yapmıyorum tabii ki. Kurulumlarımı ana tanktan aldığım yarı yarıya ya da işte %30 düzeyinde ana tanktan aldığım sularla gerçekleştiriyorum. Çünkü ana tankımın bakterisi üst seviyede. Bir tane Fluval 306 çalışıyor ve aynı zamanda Samp da çalışıyor. Yani bunun bulanma şansı vesaire hiçbir zaman olmuyor. Mustafa, Monera'yı ve Flora'yı hiç kullanmadım kardeşim. O yüzden bir şey diyemiyorum. Normal dış filtre ise ya da askı filtre ise kullanabilirsin. Aleykümselam Ali Tropeus, hoş geldin kardeşim. Kemal, hoş geldin, aleykümselam. Sıfır kurulumda bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bizler zaten arıtıcı kullanıyoruz. Sularımızı hesaplıyoruz belli bir değerde. Bununla kurulum yapıyoruz ve riskimiz oldukça düşük oluyor. Ben ana tanktan yarım ya da %30 su alıp setlerimi ya da yeni akvaryumlarımı bununla dolduruyorum. Ve şükür bugüne kadar bir tane sorun yaşamadım. Yeni aldığım hiçbir balıkta sorun yaşamadım. Kaldı ki geçen hafta biliyorsunuz LD aldım. Yavrular keseden bile kurtulmamıştı. Şu anda kayıpsız bir şekilde yavrular devam ediyor arkadaşlar. Bu da suyun kalitesinden kaynaklanıyor. Ethem abi hoş geldin, sağ olasın. Mehmet Ali aleykümselam kardeşim, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, o zaman ikinci konuya geçiyorum. Filtrasyon, samp, dış filtre malzemeleri diyerek, çünkü sıfır kurulumda sorumuz yok herhalde. Tarkan abi buyur. Evet değerli arkadaşlar, akvaryumumuz samplı olabilir, dış filtreli olabilir. Ama kullandığımız malzemeye dikkat etmediysek yine başarılı olma şansımız maalesef yok. Hangi malzemenin ne işe yaradığını bilmek zorundayız. Biz sampta ve dış filtrede ana malzeme olarak elyaf, sünger, seramik genel manada kullanıyoruz arkadaşlar. Ama biyobağlı toplarımız var, zeolitimiz var, aktif karbonumuz var. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı tanklarda bunların kullanımı önemli, bazılarında ise kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar. Evet, süngerlerimiz siyah ve mavi olarak iki tane satılıyor biliyorsunuz. Bazıları kalın gözenekli, bazıları ince gözenekli. Bizler kalın gözenekli olanları suyun giriş kısmına, ince gözenekli olanları ise suyun çıkış kısmına koymak zorundayız arkadaşlar. Samplarda bizim kat kat, Tarkan abi şurayı göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elyaf, üstte biyobal toplar var, elyaf, siyah sünger, kalın gözenekli, seramik, sünger, sünger ve zeolit diye gidiyor arkadaşlar. Birazdan bu sıralamayı niye bu şekilde yaptığımızı da anlatacağım. Bana çevirebilirsin Tarkan abi. Evet arkadaşlar, süngerlerimiz gözeneğine göre kalın gözenekler ilk sıraya, ince gözenekler suyun çıkış kısmına doğru sıralanmak zorunda. Ki kalın partikülleri gözeneği kalın olan süngerimiz tutsun. Daha sonra bizim tüm filtrasyonlarımızda önemli olan seramik arkadaşlar. Seramik olmazsa olmazımız, çünkü çok ciddi şekilde bakteri tutucu arkadaşlar. Tabii ki burada seramiğin hangi marka olduğu çok önemli, çünkü bakteri tutma alanı çok fark ediyor. Bazısında 700 metreküp, 1600, 1200 metreküp şeklinde değişiyor arkadaşlar. Ben Sera'nın Sporax'ını kullanıyorum ve çok çok memnunum. Yine bizim Ali, kuzenim Ali Şahin de filtrasyon, dış filtre ya da samp değildir onun. Pipo ve askı filtredir ya da işte şelale filtredir. Ama seramik olmazsa olmazımız arkadaşlar. Seramik bizim akvaryumumuzu cam gibi yapan, bakterileri tutan malzememiz, üzeri gözenekli, delikli bir malzeme arkadaşlar. Buradaki bakteriler nitratı parçalayıp
oksijen üretiyor. Sporaksın yani seramiğin içinden geçen suda çok fazla nitrat var. Oksijen düzeyi çok düşük. Bu sebeple bakteriler oksijen üretmek için bu nitratı parçalıyorlar arkadaşlar. Ve bu şekilde temiz su yani oksijenli su üretmiş oluyorlar. Elyaf. Arkadaşlar elyafı hepimiz biliyoruz. Samplarda biz girişte kullanıyoruz ama dış filtrede çıkış kısmında biz elyafı kullanıyoruz. Neden sampta giriş kısmında kullanıyoruz? Çünkü gelen dışkı ve işte sebze atıklarının ve pislikleri, kaba pislikleri sampın en üstünden, Tarkan abi şöyle göster. En üstünden haftada 10 günde 15 günde bir alarak değiştiriyoruz arkadaşlar ve akvaryumdan bu pislikleri kısa sürede uzaklaştırmış oluyoruz. Bu çok önemli. Tabii çıkışına da koyabilirsiniz. En son ince partikülleri almak için sampın çıkış kısmına da elyaf koyabilirsiniz. Ben koymadım. Aynı zamanda dış filtremizin de çıkış kısmına en küçük partikülleri tutmak için koyuyoruz. Elyafla ilgili şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Akvaryumculardan elyafları çok pahalıya alıyoruz. Yani el iç kadar elyafı tabiri caizse 30-40 liraya alıyoruz. Bu elyaf halı büyüklüğünde 2 metreye 3 metre boyutundaydı. Kese kese ben bitirdim. Fiyatı 7 TL arkadaşlar yorgancıda. Boyutu 2 metre 3 metre. Yani devasa bir boyutu var. Fiyatı da çok küçük. 7 lira. Ve bize hani sizlere senelerce gidebilecek bir elyaf. Bundan da bahsedelim. Evet. Biobal toplarımız da bizim gelen kaba pisliklerimizi parçalama görevi görüyor arkadaşlar. Çünkü suyun üstünde dönüp duruyorlar. Üste kalırlar. Giriş kısmında genelde. Ve kaba pislikleri parçalama görevi yaparlar. Şimdi bu ana kullandığımız malzemeler. Yani tüm samp ve dış filtre kullananlar bu malzemeleri kullanır. İki malzememiz daha var. Birisi zeolit. Arkadaşlar vatoz için çok önemli olan bir malzeme zeolit. Ve fiyatı oldukça ucuz. Yani 50 kiloluk çuvalları 10-15 lira gibi bir paraya eğer bulursanız yerini alabiliyorsunuz. Akvaryumcularda biraz pahalı bir ürün. Zeolitin amonyak tutucu özelliği var. Yani akvaryumunuzdaki amonyağı neredeyse %100'e yakınını absorbe ediyor arkadaşlar. Üzerinde tutuyor. Fakat şöyle bir handikapı var. Ama zeolitin bitki tankları için uygun değil arkadaşlar. Çünkü bitki tanklarında amonyak nitrit bakterileri tarafından nitrite dönüştürülür. Nitrit bakterileri işini yaptıktan sonra nitrat bakterileri nitriti nitrata dönüştürür ve nitratı da bitki nitrattan beslenir. Bitkinin yapı taşı olan amino asitler nitrat yakılarak, amonyum ve amonyak yakılarak elde edilir. Fakat zeolit kullandığımız zaman bitki bu ihtiyaçlarını karşılayamayacak. Eğer akvaryumlarınızda bolca bitki varsa zeolitle aktif karbon kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bitkinin ihtiyacı olan besinleri de kendi üzerinde tutuyor. Zeolitin aynı zamanda suyu yumuşatma özelliği var. Yani bizim vatoz tankları için çok önemli. Benim de gördüğünüz gibi, Tarkan abi şurayı bir göster. Gördüğünüz gibi en üste temiz su çıkışına koymak zorundayız arkadaşlar bunu. En üste gördüğünüz gibi zeolitim var. 1 kilosunu 5 liraya aldım. Yani en ucuz filtrasyon malzemelerinden birisi arkadaşlar. Bunu edinin derim. Aynı zamanda şeye de koyabilirsiniz. Dış filtreye de koyabilirsiniz. Fakat bir doyum süresi var arkadaşlar. 6 ayda bir zeoliti tuzlu su ile, bolca tuzlu su ile tekrar sıfırlamamız gerekiyor. Tabii ki tam %100 performansa ulaşmıyor ama tekrar kullanabilmek için bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir önemli nokta daha var. Zeoliti akvaryumdan almaz isek belli bir ay sonra, mesela 5. ayda zeolit tekrar kusma yapabiliyor arkadaşlar. Üzerinde tuttuğu amonyağı akvaryuma geri boşaltabiliyor. Böyle bir olumsuz yanı var. Belli sürelerde tuz banyosu ya da sıfır zeolitle değiştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda akvaryumların berraklığını da sağlar zeolit. Evet, aktif karbon yine bizim için çok hayati arkadaşlar. Çok önemli. Ama yine bitki tankları için
önerilmiyor. Çünkü bitkinin ihtiyacı olan bazı mineralleri de aktif karbon tutuyor arkadaşlar. Aktif karbon özellikle ilaç tedavisinden sonra akvaryumlara uygulanıyor. Çünkü kimyasal tutma özelliği var aktif karbonun. Akvaryum suyuna uyguladığımız kimyasalı tekrar akvaryumdan alabilmemiz için aktif karbon dış filtremize ya da işte sampumuza eklememiz gerekiyor. Ve aktif karbonumuzun da bir doyum süresi var. Kimi markalar bir ayken, soru gelirse söyle. Yok, Arkan Hanım. Bir ay süresi değil. Bir ay, bazı markalarda 6 aya kadar çıkıyor ama çok fazla uzatmadan almak gerekiyor. Sudaki ağır metallerin hepsini tutuyor arkadaşlar, alıyor. Kimyasal atıkları tutma özelliği var. Özellikle vatoz dinlendirme tankları için çok çok önemli arkadaşlar. Yani ara ara ya da işte sürekli imkanınız varsa maddi olarak dinlendirme tanklarını aktif karbondan geçirmeye çalışın arkadaşlar. Çok önemli. Bizim başımızın belası sulardaki kimyasal atıklar. Klordur ya da başka su düzenleyicilerdir. Ve ağır metaller, özellikle benim gibi Kırıkkale ve işte Kızılırmak yatağında yaşayan şehirler çok ciddi manada, sıkıntı yok değil mi Tarkan abi yayında? Çok ciddi manada ağır metal içeriyor sularımız. Zaten sularımız çok sert, yani içilemeyecek seviyede, yemek ve çay bile demlemeyiz, öyle söyleyeyim size. Bu sulardaki ağır metalleri aktif karbonla biz alabiliriz arkadaşlar, eğer arıtıcı kullanmıyorsak. Evet, filtrasyonla alakalı sorumuz varsa alacağım. Evet arkadaşlar, filtrasyonla ilgili sorumuz var mı? Varsa açıkta görebilir miyiz diye şey yaptılar da. Neyi görebilir miyiz dediler? Zeoliti. Nasıl? Zeolit açığım yok maalesef, hepsini yerleştirdim. Evet arkadaşlar, soruları alıyorum. Gökay hoş geldin, Şenol abi hoş geldin, Kürşat abi hoş geldin. Arkadaşlar zeolitle alakalı, pardon, dış filtre malzemeleriyle alakalı sorularımız varsa alalım. Emre kardeşim, bende hep fluval oldu. Bugüne kadar fluval kullandım genel manada ve ondan oldukça memnundum. Tabii ki EHM'lar da çok iyi. Fakat günümüz kuruna göre fiyatları sanırım 500-600-700 liraya kadar çıktı arkadaşlar. Ben selam veren abilerimi, kardeşlerimi göremiyorum konuştuğum için. Aleyküm selam, herkes hoş geldi. O konuda kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi Tetra'da güzeldir kardeşim. Tetra'da bir dönem kullandım. Tetra 800 Plus 1200 kullanabilirsin. Emre, ben yıkamadan koyuyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım bugüne kadar. Ali kardeşim hoş geldin. Murat hoş geldin kardeşim. Meme Şahin kardeşim, aktif karbonun doyum süresi var. Yani bu tuttuğu ağır metalleri bir ayın ya da iki ayın sonunda akvaryuma salma durumu söz konusu. Bu sebeple doyuma ulaştığında alıyoruz. Akvaryumumuzda parazit gelişti. Akvaryumda sıkıntılar var. Yine aktif karbonu kullanabilirsiniz. Bazı şeyleri düzenleyecektir arkadaşlar. Aktif karbon önemli. Zaten arıtma sistemlerinde de karbon var. Ondan da bahsedeceğim. Bu bizim için çok hayati, çok önemli. O yüzden aktif karbonu kullanmaya gayret edin. Evet, ikinci konuya geçiyorum. Sanırım soru yok. Bülent EHM 2217'de kaliteli bir dış filtre. Tabii ki kullanabilirsin. Su giriş ve çıkış sistemi de bizim vatozlar için gerçekten iyi. Olması gereken o. Cüneyt hoş geldin. Bunları temizlemesini tekrarlıyorum. Zeoliti tuzlu suda temizleyebiliyoruz 6 ayın sonunda. Karbonumuzu tam anlamıyla verimli olmasa da birbirine sürterek elimizde, simsiyah zaten kömür olduğu için simsiyah tozu çıkıyor. Sürterek de temizleyebiliriz ama tam anlamıyla verimli olmadığını biliyorum. Fatih hoş geldin kardeşim. Çeşme suyunda temizlememesi evet, lazım. Evet. Onu da söyleyelim de. Necmi abi, videoyu yükleyeceğim. Kaçırdığımız yerleri baştan izleyeceğiz. Çünkü bugün açıkladığımız şeyler, konuşacağımız şeyler sizleri gerçekten yani birçok sorundan kurtaracak. Emrah, anlatacağım. O konuya geleceğiz. Emrah Kaymak.
Teşekkür ederim Necati. Allah razı olsun. Şimdi dördüncü başlığımıza geçiyorum arkadaşlar. Şimdi her şeyi ayarladık. Suyumuzu kurduk. Suyumuzun bakterisi oturdu. Filtrelerimiz görevini yapıyor. Artık yeni balık geldi ve bu balığı aşılama sisteminden bahsedeceğim. Geldi. Şarjı da kontrol et Tarkan abi. Evet arkadaşlar. Filtrasyondan bahsettik. Ekleyeceğim başka bir notlarımı aldım. Bakıyorum şöyle. Şunu unutmuyoruz. Zeolit ve aktif karbon bitki bol sarparımızda kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bitkilere zarar var. Hastalık sonrası kimyasal bir tedavi uyguladıktan sonra mutlaka aktif karbonla o kimyasalı akvaryumumuzdan uzaklaştırıyoruz arkadaşlar. Evet, dördüncü konumuz şu şeyi çalıştırayım çünkü yavrular var arkadaşlar. Tarkan abi bir saniye. Şunu çalıştırmam lazım. Evet, havaları açtım arkadaşlar çünkü yavruluklarda yavrular var, sorun çıkmasın. Sesim inşallah anlaşılıyordur. Evet Tarkan abi. Arkadaşlar yeni balıklarımız geldi. Aşılamaya başlıyoruz artık. Ve tanka salınması. Burada da dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Uygulamamız gereken bazı ilaçlar var. Eğer risk alamayacağımız boyutta bir para verdiysek ya da kurulu bir tankada yine eklemeden de bahsedeceğim. Burada bazı önlemler almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yeni gelen balığı biz aşılama sistemiyle öncelikle kendi suyumuza alıştırıyoruz. Çünkü illerin her birinin iletkenlik değeri yani suyun sertlik değeri farklı. Kırıkkale 800 iken Adana 200, Ankara normal zamanda 110 iken Kızılırmak karıştığı zaman 400, İstanbul 170, Bursa 120, 110 civarı. Şimdi hal böyleyken farklı bir şehirden aldığımız bir balığı direkt kendi suyunuza atma durumu söz konusu olamaz. Kendinizi düşünün, yüksek bir dağa sizi çıkartıp koysalar afallarsınız. En azından yazları güneye indiğimizde, arabadan indiğimizde yaşadığımız o terleme anını düşünün. Çünkü oranın hava şartlarına bir anda adapte olamıyoruz arkadaşlar. Aşılamada bunu engellemek için. Şimdi damlama yöntemiyle şıp 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 hızlı hızlı damlayabilir ama akmayacak arkadaşlar. Bu şekilde biz gelen balıkları iki parmak su bırakıyoruz. Kendi akvaryumumuzdan hava hortumu ve vana yardımıyla aşılamamızı başlatıyoruz. Şıp 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 şeklinde yani hızlı hızlı damlayacak. 1-1,5 saat arası arkadaşlar. Su çoğaldıkça suyun üstünü yana döküyoruz. Çoğaldıkça suyun üstünü yana döküyoruz. Artık kovamızda sadece bizim akvaryumumuzun suyu ve bizim akvaryumumuzun ısısı olmuş olacak arkadaşlar. Sürekli yan tarafa fazla suyu dökerek bu işlemi gerçekleştireceksiniz. 1,5 saate yakın balıklar hassassa, yavruysa saat süresi uzatılabilir. Aşılamanızı gerçekleştirin. Aşılama sırasında pet shoplarında kullandığı dış parazit ilacımız var. Microfish Suspansiyon arkadaşlar. Mavi bir kutudur. Sarı bir ilaçtır. Çalkayarak kullanmamız gerekiyor. Çünkü birbirine karışmayan heterojen bir yapısı var. Onu sallayarak karıştırmamız gerekiyor. 5-6 damla kovanın dibine damlatacağız aşılama sırasında ve onunla aşılama yapabiliriz. Bir. İkincisi metilen mavisi. Metilen mavisinden şöyle bahsedeceğim. Şimdi bir Yunusçu abim bana zamanında metilen mavisinin rafta ömrünü tamamladığını söylemişti. Ve ondan sonra ben bir öğrencimden, eczanede çalışan bir öğrencimden şöyle bir ürün aldım arkadaşlar. Tarkan abi gel. Bu mahalit yeşirimi ne diyorlar arkadaşlar? Biz bundan yapıyoruz bu metilen mavisini. Kendi ayarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Zaten çok rengi çıkan bir ürün. Çay kaşığının ucuyla kullanacağınız su miktarına göre kendiniz yapıp kullandıktan sonra da onu dökebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir ürün var ve çok daha etkili arkadaşlar. Yine işte filtrasyon amacıyla istediğiniz üründe kullanabilirsiniz. İstediğiniz malzemeyi filtre ederken. Evet, permasol arkadaşlar.
Ben de permasol kullanıyorum. Bazen neredeydi o? Heh. Evet, bu permasolümüz. Bu insan el ayak mantarlarında kullanılan bir antiseptik arkadaşlar. Zehir açıkçası. Yani böyle bir tanka erkeğim öldü, dışarıdan erkek eklemem gerekiyor. Mutlaka arkadaşlar permasolle eklemem lazım. Yani risk almayacağınız durumlarda permasol yapabilirsiniz. Bazen ben kendi tanklarım arasında geçiş yaparken bile bunu uyguluyorum arkadaşlar. Kullanımı şu şekildedir permasolün. Şimdi kaldıralım. Şimdi aşılamayı bitirdiniz. Aşılama sonucunda kovamızda 5 litrelik bir su birikti. 5 litrelik su için çeyrek permasolü, yani permasolü kırıyoruz 4 parçaya. Çeyrek permasolü dışarıda eritip, zor eriyen bir şey. Dışarıda eritip balıklarımızı da aşıladığımız suyla bir tasla yan tarafa alıp kovadaki 5 litre suyumuza permasolü, erimiş permasolümüzü döküyoruz arkadaşlar. Kepçe içerisinde bol oksijen vererek 2 dakika arkadaşlar. 2 dakika boyunca yani süre tutacağız, tam 2 dakika. Risk almak istemiyorum dersen 1 dakika tutarsın ama 2 dakika tutuyoruz biz. 2 dakika balıkları aşılama suyunda tutup kepçe içerisinde, daha sonra akvaryum suyuyla yıkayıp akvaryumumuza salabiliriz arkadaşlar. Bu permasol de bu açıdan çok önemli. Yine dış parazit vakaları olduğunda balık biraz dirençliyse, yani tamamen düşmemişse permasol uygulayabilirsin. Yine dış parazitini öldürecektir arkadaşlar. Şimdi ilk günlerde dikkat edilecek hususlardan bahsetmek istiyorum. Balığı bugün akvaryuma saldık. Bugün asla yem vermiyoruz. Zaten gelirken stres yaşadı. Yeni tanka giriyor, stres. Zaten bu balığın düşmanı da stres arkadaşlar. O yüzden ilk gün yem yok, ikinci gün sebze. İmkanın varsa üçüncü gün de sebze ver. Daha sonra kuru yeme geç ama çok az miktarda arkadaşlar. Işık ilk bir hafta yakmamakta fayda var. Çünkü hayvan zaten yoldan geldi. Bazen 8 saat, 10 saat yoldan geliyor. Bu noktalara çok dikkat edeceğiz. Bunları uygularsanız sorun yaşamayacağınıza eminim arkadaşlar. Şimdi soru varsa alalım. Aleykümselam Sefer abi, hoş geldin. Evet arkadaşlar. Aşılamayla ilgili yeni balık eklemesiyle alakalı sorumuz var mı? Yoksa geçeceğim arkadaşlar. Birisi yok yazsın yayın devam ediyorsa. Arkadaşlar yayınımız devam ediyorsa birisi yok yazsın. Evet Ali, bahsedeceğim bunlardan. Murat, teşekkür ederim kardeşim benim. Hoş geldin. Yüzünü gören cennetlik. Mustafa, hastalıklar bölümünde hepsinden bahsedelim. Çünkü öyle bir konu başlığımız da var. İlaçlardan orada bahsedeceğiz. Yine anlattıklarımız anlaşıldı sanırım. Donma mı var? Tamam, sorumuz yok. İletişime geçerse birkaç kişi yayının devam ettiğini anlamak için soruyorum. Tamamdır, devam edelim. Yunus, hoş geldin. Tarkan abi buyur. Sinan, mehalet yeşili, melalet yeşili mi ne? Tam ismini yazarım, tamam mı, yorumlar kısmına? Bakmadım açıkçası, burada aklıma geldi. Yani metilen mavisinin ham maddesi. Anlatabildim mi Sinan? Bülent, onlardan da bahsedelim kardeşim. Hiç başıma gelmedi ama ilacından bahsedelim. Ha, malahit yeşili. Evet, malahit yeşili. Arkadaşım birisi yazdı. Cüneyt, teşekkürler. Evet. Ya Necmi abi, herhalde senin internetinle alakalı. Çünkü birçok arkadaşta herhangi bir donma söz konusu değil. Tamam, devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önemli bir konumuza geldik. Şimdi balıklarımızı tankımıza saldık. Yeni aldığımız balıkları tankımıza saldık. Artık beslenmeye geldik arkadaşlar.
beslenme, yem çeşitleri, sebze kullanımı ve mama tarifi. Mamanın üstadı Tarkan abidir arkadaşlar. Birlikte yapmıştık. Hatta o yapmıştı. Ben malzemeleri tedarik etmiştim birazını. Mamanın tarifini de ustasından alırız inşallah. Evet arkadaşlar. Çünkü mama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Balığı yumurtaya getirmede, büyümesinde ben çok faydasını gördüm. Son mama poşetim kaldı. Tarkan abiyle inşallah mamayı da kısa sürede yapacağız. Evet arkadaşlar. Evet, kuru yemlerden öncelikle bahsedelim. Ana yemimiz tüm vatozcuların olduğu gibi benim de Tetra Pro Algae ve Tetra Pro Color karışımı arkadaşlar. Color'ın bize yıllarca vatoza zararlı olduğunu söylediler. Bu sebeple birçok vatozcu bunu yıllarca kullanmadı. Fakat birkaç yıldır kullanıyorum. Rengin turuncu olmasında, renk tonunun oturmasında etkili arkadaşlar. Bakın şu kırmızı olanlar Color. Tetra Pro Color. Yeşil, ortası yeşil olanlar da eski adıyla Tetra Pro Vegetable, yeni adıyla Tetra Pro Algae arkadaşlar. Bu ana yemlerimiz. Yine Cyprolina tablet arkadaşlar. Bu da benim ana yemlerimden birisi. Olmazsa olmazımdır hem yavruda hem de anaçta. Başka asla tablet kullanmam arkadaşlar. Çünkü tabletlerden hep sorun yaşadım. Yani fazla kaçırıyoruz ve kabızlık gibi durumlar yaşanıyor. Başka tabletim yok. Aldım duruyorlar olduğu gibi. Bunda öyle bir durumumuz yok. Bu insanlar bunu ilaç olarak da yutabiliyorlar arkadaşlar. İnternetten araştırırsanız saf spirulina faydalarını göreceksiniz. İnsanlar üzerinde de faydası var. Tozu da var ayrı. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Evet, hem yavrular hem anaçlar için kullandığım AHM spirulina garlic sarımsaklı yem arkadaşlar. Bu da olmazsa olmazımız, haftada iki defa atıyoruz balıklarımızı arkadaşlar. AHM spirulina garlic sarımsaklı yemimiz. Soru gelirse geçmeyin. Göz at. Evet, bir de Sera Tetra Discus'um var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bundan da haftada bir balıklarımı atıyorum arkadaşlar. Herhangi bir iç parazit vesaire durumu Allah'a şükür hiçbir zaman yaşamadık, gördüğünüz gibi. Bu da ana yemlerimizden birisi. Yavru yemlerine geldim şimdi. Arkadaşlar, spirulina'nın toz hali, tamamen tozdur. Bunu tableti basınç uygulayarak ezdiğinizde hemen tozu çıkıyor zaten, soğuk pres olduğu için. O şekilde de kullanabilirsiniz ya da toz halinde temin edebilirsiniz. Yavrulara 15 gün doğumdan sonra sebzeyle birlikte sadece bunu veriyorum arkadaşlar. Şükürler olsun, sorun yaşamıyoruz. Ne demiş? Spirulina tabletin markası. Barış Can Kesici kardeşim, bu saf spirulina. Çevir bana Tarkan abi. Bana şeyin arkasını çevir. Saf spirulina'nın bir markası yok. Yurt dışından alıyoruz bunu. AliExpress'ten alabilirsin. Bazı markaların spirulina katkılı yemleri var ama bundaki verimi asla vermezler, iddia ediyorum. Bu çok farklı. Attığın zaman balıklar kapışır bu yemde. Bu da toz hali. Yavrulara ilk 15 gün başka bir yem neredeyse vermiyorum. Sadece saf spirulina tozu ve sebze. Soru var mı? Yavaş kesin. Ali, bahsedeceğim ondan da kardeşim. Kapsül yemin adı. Sordum, söyledim onu. O soru gelmişti. Evet, bir de Gemma'nın protein oranı %61 olan bir yemi var arkadaşlar. Bu Gemma'nın yavru yemidir. Aynı zamanda yavrularınıza bu yemden de verebilirsiniz. Çok ince, toz halinde bir yem. Protein oranı yüksek bir yem. Ama 10-15 gün atlattıktan sonra vermenizde fayda var arkadaşlar. Gemma markasının yavru yemi arkadaşlar. Şimdi bir soru geldi oradan. Kabuksuz artemia ya da işte pul artemia verebilir miyiz? Aldığım gibi kavanozlar duruyor arkadaşlar. İlk 3 günde kabızlık durumları yaşandı. Çünkü artemia balık karnında şişme gerçekleştiriyor, şişme yapıyor. Hiç kullanmadım, olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Ben kesinlikle önermiyorum. Vereceksen canlı artemia ver, onu da 20 gün, 1 aydan sonra verirsen daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi
sebze kullanımı arkadaşlar çok önemli. Özellikle yavrularda tanktan sebzeyi asla eksik etmiyoruz. Tarkan abi LDA'ları bir göster. LDA'ların tankında hem biber, iş yukarısını yavruları. Arkadaşlar hem biber hem ıspanak takılı. Aynı zamanda Spirulina tablet veriyorum. Şu anda kaybım yok, kayıpsız devam ediyorlar. Yine şu tarafa çevir Tarkan abi. Gördüğünüz gibi ıspanak ve kırmızı biber sarımsakla birlikte haşlandılar. Normalde biberi ben çiğ veririm ama yavrular için bu şekilde verdim. Aynı zamanda Spirulina tablet veriyorum, toz veriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi sebze konusunda biraz girmek istiyorum. Ne diyor? Yusuf, bahsedeceğim kardeşim ondan. Bahadır abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Sezgin, bir aylık bir periyotta hemen atayım. Madem bu soruyu sordun. Evet arkadaşlar, bunu istiyorsanız, dilerseniz kayıt edin. Bir saniye netleştirelim. Tarkan abi bir tutar mısın şu? Evet arkadaşlar, bu haftalık 4 haftalık yani toplamda 1 aylık bir yemleme programı. Buradan ekran resmi alabilirsiniz. Uygulamak isteyen uygulasın arkadaşlar. Şöyle geçelim. Kamera biraz netleşmedi arkadaşlar. Tamam, bunu resimlere de yükleriz zaten. Başka soru var mı? Faruk kardeşim hoş geldin, merhabalar. Yayını paylaşacağız zaten, geç kalma durumumuz yok. Başından itibaren izleyebilirsiniz, sorun yok o konuda. Şimdi arkadaşlar sebzeden bahsetmek istiyorum. Sürekli gruplarda sebzeler ve meyvelerle ilgili paylaşımlar görüyorum. Ama başıma gelen bir olayı sizle paylaşmak isterim. Akvaryumun birine avokado verdim arkadaşlar. Ve yaklaşık 30 dakikada 30-40 tane balığım anında ters döndü arkadaşlar. Kalsiyum açısından çok zengin bir meyve biliyorsunuz. Yani her bulduğumuz meyveyi de tanka atmıyoruz. Özellikle yaz aylarında karpuz çok tehlikeli. Ana tankıma karpuz vermiştim ve saatler içerisinde suda ciddi manada bozulma yaptı. Çünkü biliyorsunuz karpuzu sıcakta bıraktığımız zaman anında bozulma gerçekleşiyor. Sularımızın da ısısı yüksek. Anında suyu bozma durumu söz konusu. O yüzden bilmediğimiz meyveleri, sebzeleri, balıklar yiyor diye kanıp da vermeyelim arkadaşlar. Benim avokadoyu da tüm balıklar yedi, saldırdı. Eğer gözlemleyip almasaydım belki 150 balık vardı, hepsini kaybedebilirdim. O yüzden bilmediğimiz şeyleri deneme tahtası olarak balıkları görüp uygulamıyoruz arkadaşlar. Ana sebzelerimiz var. Bunları versek kafidir. Heyecan aramaya çok fazla gerek yok. İşte kavundu, karpuzdu, elmaydı, patatesti, domatesti, işte benim gibi avokado vesaire. Vermeye gerek yok. Bizim ana sebzelerimiz var. Kırmızı biber. Neden kırmızı biber veriyoruz? Ben çiğ olarak kullanıyorum. Birçok insan haşlayarak kullanır. Çiğ kullanma nedenim de şu. Bibere kırmızı rengi veren bir madde var. Bu madde balığa da turuncu rengi veren madde. Yani balığın pigmentlerine etki eden bir madde. Bu sebeple çiğ aldığı zaman daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ve bunu kendim de test ettim. Fakat çiğ vermenin riski var. Su değerlerinin oturmamışsa, bakteri düzeninin oturmamışsa suyu ciddi manada bulandırıyor arkadaşlar. O yüzden suyuna güvenmeyen haşlanmış versin, suyuna güvenen çiğ versin. Çünkü biberi almıyoruz. 3 gün, 4 gün boyunca duruyor ve en son zarı kalıyor ve o şekilde alıyoruz. Ben bu şekilde uyguluyorum biberi ve renkleri de az çok görüyorsunuz balıkların. Paylaşıyoruz. Normalde biberi 5-10 dakika haşlarlar sarımsakla beraber ve o şekilde verirler. Ben çiğ veriyorum. Ispanağı 5 dakika haşlıyoruz yine sarımsakla beraber. O şekilde yıkayıp veriyoruz. Kabağı yine 5-10 dakika haşlayıp verebiliriz. Çiğ de verebiliriz arkadaşlar. Size kalmış. Salatalığı çiğ veriyoruz. Pazı yaprağı olabilir. Ondan sonra pancar yaprağı olabilir. Bunların da zararı olmaz.
Ama diğer sebzelerin ve meyvelerin arkasında durmuyorum. Bezelye de verebilirsiniz arkadaşlar. Haşlayıp 10 dakika. Kabuğunu soyup parmağımızla ezip bezelyeye atabiliriz. Yine kabızlık noktasında etkilidir. Salatalığı çok nadir kullanırım. Fazla kullanmam. Çünkü su içeriği çok fazla faydasını açıkçası görmedim arkadaşlar. Evet, beslenme ile ilgili sorumuz yoksa çok önemli bir noktaya geçeceğiz. Su değişimleri. Mert Hakan abi. Evet, beslenme ile ilgili sorumuz var mı? He? Isılar kaç derece olmalı? Bir bakalım. Ispanak normalde bozmaz. 24 saat durabilir. Herhangi bir zararını bugüne kadar görmedim Ali kardeşim. Ama sen bir gün sonra dip çekimi yapabilirsin. Ispanak sampa vesaire kaçabiliyor. Muhammed hoş geldin kardeşim. Şeref verdin. Evet Cüneyt kardeşim, benim ısım ana tankta 24 kış aylarında. Yaz aylarında zaten 32'lere kadar çıkıyor. Evet Mustafa, yavrulara da çiğ veriyorum ama ilk zamanlarda beslensinler diye haşlayabilirsin. Muhammed teşekkür ederim toprağım. Şeref verdin. Evet, direkt sarımsak da atıyorum arkadaşlar. Şu akvaryumda var hatta şurada. Göstereyim isterseniz. Şu köşede duruyor bak, beyaz. Sarımsağım var. Çiğ sarımsak. Çiğ değil ama, haşlıyoruz. Ispanak ve biberle haşladığımız sarımsağı da atabiliriz. Evet Faruk kardeşim, küplerin zeminden yüksekte durması avantaj. Çünkü tüm ağır metaller, nitrat, tamamı zeminde biriken şeyler, hatta erkeklerimizde kuyruk erimesi, kuyrukta kısalma gibi durumlar oluyor. Ben ona yoruyorum. Yükseltme şansın varsa yükseltmekte fayda var diyorum. Brokoli ve karnabahar gaz yaptığını duymuştum. Kullanılabilir ama suya batırmak çok zor Emrah, brokoliyi. Sürekli yukarı çıkıyor. Karar sizin. Zamanında yanlışlıkla kırmızı biberlerin acı olduğunu sonradan fark ettim. Defalarca verdim. Yediler, sorun olmadı. Pırasa kullanmadım Emrah ama kullanan arkadaşlar var. Evet, sebze haftada kaç gün kullanılıyor demiş. Ben mümkün olduğunca eksik etmeye çalışıyorum. Zaten mama içeriğinde tüm sebzeler var benim. Mamayı haftada 2 defa atıyorum. Bunun dışında ıspanak, biber de veriyorum. Yani haftanın 4 günü 5 günü sebzeyle buluşuyorlar. Necmi abi yapabilirsin. Hatta şunu da yapabilirsin. Kırmızı biber kışın dehşet bir rakamlara ulaşıyor fiyatları. Yazdan ben kilolarca geçen yıl buzla doldurmuştum. Bu sene nasip olmadı. Bunu dondurabilirsin. Batuhan, küpler siyah olması, bunlardan bahsedeceğim ileride. Küp, çiftleşme ve yumurta dökümü için çok önemli. Bunlardan bahsedeceğim Batuhan. Mustafa, konuları dağıtmayalım. Akvaryum bölmesi, pima pencilerini hepsi yapıyor. Şunlar 10 lira, 20 lira civarında bir fiyat. Cemo Doğan kardeşim hoş geldin. Mama tarifini yapalım arkadaşlar. Onu da yapalım şimdi. Muhammed çok teşekkür ederim kardeşim. Yanına geleceğim Allah nasip ederse. Bülent abi hoş geldin. Kulaklarını çınlatacaktım az sonra. İyi ki de geldin. Aleyküm selam. Birazdan kulaklarını çınlatacaktım. Dinle beni. Aleyküm selam. Şimdi mama tarifimizi yapalım arkadaşlar. Bir kere sebzeleri kaynama derecelerine göre, kaynama dakikalarına göre ayrı ayrı kaynatıyoruz arkadaşlar. Mama tarifini dinleyelim. Ümit akvarist kardeşim, ondan da bahsedeceğim Ümit abi. Sanırım yaşım benden büyüktü. Faruk çıkmaz. Küpten yavrular kaçarsa ölme ihtimalleri çok yüksek. Konuyu bir dağıtmayalım. Mama tarifini yapıyorum arkadaşlar. Tüm sebzeleri kaynama dakikalarına göre kaynatıyoruz ve ayırıyoruz. İşte bezelyeyi, ıspanağı, havucu, kaba, biberi, sanırım unuttum. Başka ne? Zarlarını soyarak şey yaparsak. Kırmızı biberi haşladıktan sonra zarlarını soyalım. Bezelyenin zarını soyalım. Bunların hepsini ayarladık. Daha sonra vatozda kullandığımız kuru yemler, ne varsa. Spirulina, toz, tatlı kırmızı biber,
karides. Bunu şeyle yapan da var. Dana yüreğiyle yapan da var. Ve çok faydasını gören de var. Ama dana yüreğinin iç parazit yapma durumu var. Zaten Tarkan abim de diskusçudur kendisi. Diskus üstadımızdır. Çok güzel diskusları vardı. Mama tarifini Tarkan abimden aldım. Onun da affına sığınarak anlatıyorum. O sen anlat dediği için anlatıyorum. Biz karidesle yaptık arkadaşlar. Dondurulmuş karides kullandık. Tabii ki bunu çiğ alıp da kendin ayıklarsan daha güzel olur. Tarkan abi karidesi haşlamış mıydın 2-3 dakika? Haşladım. Evet, karidesi 2-3 dakika haşlıyoruz. Kaynamış suda bekletiyoruz ki iç parazit durumu gelişmesin diye. Muz ekledik arkadaşlar biz. Yumurta. Yumurta sarısı, yumurtanın hepsini ekledik. Hepsini ekledik. Tutma maksadıyla hemen tutulması. Bemix ekledik. Bemix'i yarım yarısına eklenirse daha iyi olur. Çünkü her tarafta Bemix vermeni... Yani biz ekledik ama o gün mamaya. Bemix ekledik. Aleykümselam Osman kardeşim. Bülent abi, sebze olayı tamamen tercih meselesi. Öyle de olabilir belki. Vitaminleri gitmemesi için dediğin de olabilir. Biz yaptığımızı anlatıyorum ben. Tabii ki sonrasını sizlerle birlikte istişare yapacağız ve zenginleştireceğiz. Evet, muz, Bemix, flagi de ekledik arkadaşlar. O gün toz haline getirip. Başka bir şey unuttum Tarkan abi. Toz kırmızı biber. Ve bunların hepsini arkadaşlar robottan geçirdik. Püre haline getirdik. Ve buzdolabı poşetine ince bir şekilde bastık. Çok ince ama kalın değil, ince bir şekilde. Ve buzdolabının derin dondurucusuna atıyoruz. Kullanacağımız zaman ucundan bir parça kırıp akvaryumlarımıza direkt attım ben. Hiç kesinlikle dışarıda bekletmeyeceğim. Şey yapmasını beklemedim. Yani donunun çözülmesini beklemedim. Hemen direkt gönderiyorum arkadaşlar. Daha sorun yaşamadım o konuda. Mamamızın tarifi de bu şekilde. Ha, sarımsağı unuttuk. Bolca sarımsak attık. Tabii balıkları rahatsız edecek boyutta değil. Bolca sarımsağı da koyduk arkadaşlar. Sarımsağı ezdik, suyunu. Püresini aldım tanelerini. Sarımsağı ezdikten sonra sularını ekledik yemin için. Püresini de koyabilirsiniz. Zaten akvaryum zeminde kalacaktır. Yiyebilirler. Ya da görsel olarak gözünüzü rahatsız ediyorsa suyunu sıkabilirsiniz. Evet, devam edelim. Tarkan abi buyur. Evet arkadaşlar, geldik su değişimine. Bakayım bir. Evet arkadaşlar, sularımız mutlaka dinlendirilmiş su olmak zorunda. Neden dinlendirilmiş su olmak zorunda? Çünkü fazlasıyla klor var gelen sularda. Aynı zamanda farklı su düzenleyicileri de ekliyorlar arıtmada. Sıvı su düzenleyicileri ekliyorlar. Yine ağır metal var suyumuzda arkadaşlar. Bu sebeple suyun dinlendirilmesinde fayda var. Çünkü ağır metal suyun zeminine zamanla çöker. Biz de balıklarımıza su çekerken dinlendirme tankının her zaman yüzeyinden su çekeriz. Yani alttaki 4 parmak, 5 parmak kısmı asla dokunmayız. Zaten 15-20 günde de bir dip çekimi yapıyorum ben kendi dinlendirme tankımda. Çünkü zemin çamur gibi bir tortu tabakası oluşuyor arıtma kullanmama rağmen. Eklediğimiz suyun ısısı kesinlikle akvaryum sularıyla aynı düzeyde olmak zorunda. Beyaz benek, kuyruk erimesi, bu gibi durumları yaşamak istemiyorsak, balığın strese girmesini istemiyorsak aynı ısıda su ekleyeceğiz. Ben kova kova deviririm arkadaşlar. Yani balıklar sağa sola uçuşur bazen. Eklediğim su çok kaliteli olduğu için şükürler olsun hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Mesela ana tankımda sürekli kova kova suyu deviririm. Direkt döküyorum yani. Öyle hortumla, bazıları hava hortumuyla saatlerce su basıyor. Yavru da olsa olmasa da her zaman suyumu kovayla direkt deviriyorum arkadaşlar. 4-5 günde bir şu tanktan 4-5 tanktan göster bir. Bir de evet, dinlendirme tankımızda pipo lazım. Filtre var. Bakteri kültürünü ilk gün eklemiştim arkadaşlar. Bolca bakteri kültürü. Bakteri kültürüm var. Bakın dipteki tortuları görüyorsunuz. Bir hafta olmadı dip çekeli. Isıtıcımız var. Aynı ısıda akvaryumlarla. Ve şu seviyeye kadar bir göster Tarkan abi elimi. Geri çek.
şu seviyelere kadar çekiyorum. Buradan aşağısını almıyorum arkadaşlar. Tekrar dolduruyorum ondan sonra. Ve burası çok önemli. Aynı iletkenlikte, aynı yumuşaklıkta olmak zorunda arkadaşlar. Eklediğimiz su ile akvaryum sularımız birbirine yakın yumuşaklıkta olmak zorunda. Çünkü ani iletkenlik değişimleri, ani pH değişimleri balığımızda birçok hastalığı tetikleyen etkenler. Bir kere strese girmesine neden olan etkenler. Şöyle bir gösterelim hemen. Dinlendirme tankımızın iletkenlik seviyesine bir göz atın. Evet, 191 arkadaşlar. 191 ppm. Yaklaşık 200 ms bölü cm iletkenlik değerimiz var arkadaşlar. 200 ms bölü cm. Şuraya bakalım. Evet, kaç? Diğeri 190'dı, bu da 180 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 180. Şu anda balıklar gayet huzurlu içinde. Şuraya bir bakalım. Burası da 197. Görüyorsunuz. Kırıkkale'nin suyu 800 ppm arkadaşlar. 1600 iletkenlik değeri var. Benim sularımı görüyorsunuz bu şekilde. Tamamdır Tarkan abi. Evet. Bunlara dikkat edersek arkadaşlar, aynı ısı ve aynı yumuşaklıkta su kullandığımız sürece haftada %30, özellikle yağışlı dönemlerde, mesela Ankara ciddi yağış aldı bu hafta, o zaman birazcık su değişimlerini az yapalım arkadaşlar. Miktarı da azaltalım, sıklığını da azaltalım. Özellikle mevsim geçişlerinde, ilkbahar ve sonbaharda, yağmurların çok yağdığı dönemlerde çok büyük sıkıntılar çıkar. Kışı yağmursuz atlatırsak, birçok insanda balık vardır, Tarkan abi iyi bilir. Kışı yağmurlu bir kış geçmişse birçok arkadaş maalesef o kışta sorunlar yaşar arkadaşlar. Şunu söyleyen çok arkadaşım oluyor. Ben direkt çeşme suyunu kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamıyorum diyenler var. Çünkü senin çeşme suyun çok iyi, benim çeşme suyum çok kötü arkadaşlar. Senin yaptığın şeyi ben yaparsam balıklarımı öldürürüm. Bu aklı lütfen insanlara vermeyin. Çünkü değerli bir balık. Bir şeylerden kısarak bu balıkları alıyoruz. O sebeple bu aklı kimseye vermeyin. Görüyorum birçok grupta ben şöyle değişim yapıyorum, ben böyle değişim yapıyorum. Bu balık öyle değişim yapılacak bir balık değil kardeşim. Ani iletkenlik ve pH değişimleri balıkta kanlı kuyruk erimesi, kuyruk erimesi, ondan sonra mukozanın göçmesi, iç parazit birçok etmeni tetikliyor. Birçok hastalığı tetikliyor. O yüzden özellikle Ankara, Kızılırmak karışmadığı sürece sorunu yok Ankara'nın. 110 ppm iletkenlikte bir su akıyor. Yaz aylarının sonuna doğru sular azalmaya başladığında Ankara'da büyük sıkıntılar çıkmaya başlar. Balık ölümleri gerçekleşmeye başlar. Sedat Saltun kardeşime bunu birkaç yıl önce söylemiştim. Her Ağustos, Eylül aylarında ölümleri gerçekleşiyor demişti. Ben de bu tezi sunmuştum ve hala iddia ediyorum. Kızılırmak karışmasıyla su kaliteniz çok düşüyor. 400 ppm'e yükseliyor arkadaşlar ve ağır metal karışıyor sularınıza. Bu yüzden de balık ölümleriniz gerçekleşiyor. Normal zamanda yaptığınız şeyleri yapsanız bile maalesef önüne geçemiyorsunuz. Burada dinlendirme tanklarında aktif karbon ya da arıtma sistemi kullanmamız gerekiyor. Arıtma sistemine zaten geleceğim su değerleri konusunda. Çünkü çok bahsetmemiz gereken nokta var. Evet, su değişimini geçtim. Haftada %30. Yağışlı dönemlerde biraz daha az. Soru var mı bununla ilgili? Cihan aleyküm selam kardeşim. Evet arkadaşlar, su değişimi ile ilgili sorularınızı bekliyorum. Soru yoksa yok yazın. Evet, soru yoksa yok diyelim arkadaşlar. Su değişimi, su değerleri, su dinlendirmesi. Arkadaşlar yayın devam ediyorsa birisi bir şey yazsın. Ali kardeşim hoş geldin. Teşekkür ederim Ali. Karşıdan bir ışık görmek istiyoruz. Necati teşekkür ederim kardeşim. Evet devam ediyorum. Sorumuz yok herhalde. Bayağı yok geldi. Devam ediyorum. Tarkan abi buyur.
Soru gelirse yine haber ver. Evet Tarkan abi, gel. Evet arkadaşlar, çiftlerin yumurtaya gelmesi. Şimdi burada birçok arkadaşın bu sıkıntısı arkadaşlar, uygun su şartlarını sağlamadığımız sürece, beslenmeyi zenginleştirmediğimiz sürece, balığa protein desteği vermediğimiz sürece, şunu da söylemem gerekiyor. Ayrıca karides de veriyorum balıklara ben. Dondurulmuş karides aldım. 3-4 dakika kaynamış suda bekledim, veriyorum. Çünkü protein ihtiyacını balık karşılamak zorunda arkadaşlar. Kuru yemler yetersiz kalabiliyor. Balık beyazlamaları görüyoruz. Bunların nedenleri, hani bir iç parazit durumu söz konusu değilse, protein eksikliği arkadaşlar. Evet, düzenli değişimlerimizi yaptık. Sularımız kaliteli, filtrasyon iyi, bakterimiz çok güzel, sorun yok. Beslenmemizi bahsettiğimiz şekilde yaptık. Su ve yemleme ile ilgili sorunumuz yoksa, iki neden vardır. Erkek dişi dengesizliği. Yani bir erkeğe benim yaptığım gibi 6 dişi koyarsanız sorunlar çıkıyor. Çünkü 3-4 dişiden sonra erkek yıpranmaya başlıyor ve artık küpe girmemeye, küp tutmamaya, dişiler dolsa dahi yumurta bakma isteği azalıyor. Bu normal bir şey. Öncelikle bunu engellememiz gerekiyor. 1'e 2 oran çok iyi. 1'e 3 oranda olabilir ama yine de erkeği yıpratıyor. 1'e 3 oranda. Eğer dişiler sürekli yumurta veriyorsa 1'e 3 oranda fazla. 1'e 2 ideal arkadaşlar. Ve erkeğin muhakkak dişileri yani dayak manyağı yapması gerekiyor tabiri caizse. Çünkü baskınlığını kuramadığı zaman arkadaşlar maalesef çiftleşme durumu geç oluyor ve gerçekleşmiyor bazen de. Erkek dişileri yemlerken kök söktürmesi lazım. Sağa sola kovalaması lazım, dişilerin korkması lazım. Yani yumurtaya gelmeyen dişiyi bile böyle bir erkek yumurtaya getirir. Bunu da dipnot olarak düşelim. Küp tercihi çok önemli. Demin beri sorular geliyor. Ağzı geniş küpler maalesef balığın hem içerisini temizleyip o spermini içeride tutabilmesini engellediği için dişi buraya yumurtasını dökmüyor. Girer çıkar, girer çıkar ama bir türlü yapıştırmaz. Çünkü oradaki ortam uygun görmüyor. İçi koyu renk ve birazcık da dar küpler tercih edilirse şunu bilebilirim arkadaşlar. Balıklar bir türlü yumurta dökmüyor. Küpü değiştirdim. Bir saat içinde yumurtayı döktüler. Şu ağzı yuvarlak, arka tarafı geniş küplerden koymuştum. Çiçek ağız. Mesela birçok kişi de onu kullanıyor ama benim balıklarım onu sevmedi. Balığın tercihi önemli. Bir türlü yumurta dökümü gerçekleşmiyorsa bilin ki küpte de sorun olabilir. Bunu ben de yaşadım, Ali kardeşim de yaşadı. Bu arada Ali Şahin benim dayımın oğlu olur, kuzenim olur. Çipet Pet Shop Bursa yine kuzenim olur, Ali'nin kardeşi, dayımın oğlu. Bugün canlı yayına Ali'yi bağlayacaktım ama önceden söz vermiş, misafirliğe gittiği için bağlayamadım. Evet, çiftlerin yumurtaya gelmesi de bu etkenlere bağlı arkadaşlar. Suyumuzun değeri de yumuşak olacak. Arkadaşlar sert suda dolu dişiler asla yumurtasını dökmez arkadaşlar. Muhakkak suyumuzun yumuşak olması lazım. İlk başta söylediğim Black Water'da yumurtlama öncesi eklerseniz güzel bir dokunuş olacaktır. Göreceksiniz ki aynı gece görüntüyü alacaksınız arkadaşlar. Evet, bununla ilgili bir soru var mı? Yok. Evet, bununla ilgili sorumuz var mı? Arkadaşlar özelden yazanlar var şu anda. Oraya cevap verme şansım maalesef şu anda yok. Çünkü canlı yayın devam ediyor. Lütfen özelden bir şey yazmayalım. Evet, balıkların yumurtlaması, yumurtaya gelmesiyle alakalı sorumuz var mı? Evet, yok yazalım eğer yoksa. Evet, karidesi arada vermek gerekiyor Ali kardeşim. Protein ihtiyacını karşılamak için 3-4 dakika kaynamış suda bekletip elimizle ezip atabiliriz. Yesinler birkaç gün. Tank boyutu tabii ki geniş olursa avantaj.
Yani ben geniş tanklarda daha başarılı oldum. Hatta basınçlı tankın da vatoz boylanmasına, yavru büyümesine çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu tecrübe ettik kesinlikle. Hani vatoz için basınç zararlıdır olayı tamamen bana kalırsa hikaye arkadaşlar. Görüyorsunuz 60 yükseklik, yine arka tarafında 50 yükseklik. Tarkan abinin bir akvaryum vardı, 75 yükseklik vardı arkadaşlar ve inanılmaz derecede balık büyüttü. Çok kısa sürede balıklar 10-10.5 santime ulaştılar. Bunun nedeni bence basınç arkadaşlar. Evet, küpleri karides marketlerde var Cihan. Balıkçılarda da olabilir, marketlerde de olabilir. Dondurulmuş ürün reyonunda. Oradan temin edebilirsin. Dondurulmuş karidesler zaten temizlenmiş. Balıkçıdan alırsanız temizlemeniz gerekiyor. Küplerin konumu, küpler kıyıda, köşede, sote yerde olması lazım. Burada ben bir rekabet oluşturdum arkadaşlar. İki erkek yan yana küp tutuyor. Birazcık da hani birbirlerini kızıştırsınlar diye bu küplere dökerler genelde, ama getirip de buraya ön tarafa koymanın bir manası yok. Işığın en çok aldığı yere koymanın manası yok. Mustafa Pak kardeşim. Ali kardeşim, dişiler hazır olduğunda, erkek de olgunsa eğer girecektir. Boşu boşuna küp beklemenin de çok manası yok. Dişinin dökeceğini anladığı zaman, dişiden bir karşılık geldiği zaman erkek küpü temizlemeye başlar. Ön ön girer, arka arka girer. Ondan sonra bu arada tabii finleri, tülleri yıpratıyor. Bunlar oluyor, dişi finlerini kopartabiliyor. Özellikle benim balıklarda çok oluyor. İri balıklar ve küpün içine dar geliyorlar. Bazen iki dişi bir erkek giriyorlar. Burada sorunlar çıkıyor. Ama onlar da olacak artık. Erkek temizlemediğinde dişi yaklaştırmıyor. Evet. Erkek tamam. Eğer tamamıyla içerisini dezenfekte edemezse eğer küpün, kesinlikle dişiye döktürmez. Çünkü o da biliyor, sperminin ölmemesi gerekiyor. Dişi yumurtayı dizdiği an spermini patlatıyor üstüne. Çiftleşme bu şekilde gerçekleştirir. Bu sebeple çünkü özelden soru geliyor, kafam oraya gidiyor. Bu sebeple arkadaşlar küp temizlenmeden dişi yumurtayı dizmez. Şu da bir gerçek. Bir dişinin yumurtlama ihtiyacı doğması, yani yumurtlamaya kalkışması diğer dişileri de tetikliyor. Neden? Çünkü erkek meşgul olacak arkadaşlar. En az 12 gün yumurta bakacak. Ondan sonra bir de dinlenme süresi var. Bu sebeple dişiler yarışmaya başlar. Hepsi dökmek için. Çünkü dökemezse biliyor ki 10-15 gün bekleyecek arkadaşlar. Eğer dişi sayınız fazlaysa, dolu dişi sayınız varsa ve dişiler bekliyorsa yumurtaları, yavruları küpte çok fazla tutmanın manası yok. 6. 7. günü alın yavruluğa, 4-5 gün erkek dinlensin ve ikinci dişiyi de hemen döktürsün. Uğur kardeşim, çöpçü hiç bakmadım vatoz tankında. Beslenmesini falan bilmiyorum. Yumurta yiyorsa, dışarı kaçan yavruyu yiyorsa bence hiç gerek yok. Ben bu yüzden tüm lepistesleri bitirmiştim. Sağ olsun Poyraz Nuri kardeşim lepistes hediye etti. Onları koydum. Yavru olmayacak bir tank, yani yumurtlama durumu olmayacak bir tanka. Oralara koyabilirsin ama yumurta olacak yavrunun küpten kaçma ihtimalini düşünerek Helena hiç olmaz. Dışarı çıkan yavruyu yer. Bildiğim kadarıyla Helena katil salyangoz değil mi? Helena katil mi? Onu bilmiyorum da. Uğur, Helena'yı bilmiyorum kardeşim ya. Ama elma salyangozu falan yiyor. O yüzden tanklarda istemiyoruz. Ramshorn olabilir. Ramshorn da hunharca çoğalıyor. Evet, aleykümselam İsmail Can kardeşim. Dişinin dolu olduğunu nasıl anlarız? Dişiler de yumurtaları döktü. Birazcık şunda var bak. Sapsarıdır sol yanı. Karın altı sapsarıdır. Yanlara doğru şişer. Anüs vent bölgesi şişer. Anüs vent bölgesi sararır. Bu sebeple anlayabilirsin. Yani karnı yanlara doğru insanlarda olduğu gibi şişmesi gerekiyor. Emre hoş geldin kardeşim. Ben bir çay getireyim. Misafirim var biliyorsunuz, Tarkan abi.
Çay hazır. Çay hazır. Sen balıkları göster, hemen geliyorum bir dakikada. Hayatım, çay ne durumda? Evet Tarkan abi, çevirebilirsin. Evet arkadaşlar, yumurtlama sonrası şimdi yumurtaları da yapıştırdık küpe. Yumurtlama sonrası dikkat edeceğimiz hususlardan bahsedeceğim. Öncelikle yumurtlayan dişinin bakımını kesinlikle aksatmamamız gerekiyor. Yer değişimi vesaire yapmamamız gerekiyor. Zaten doğumdan dolayı zayıf düşmüş bir beden var. Dişimize iyi bakacağız arkadaşlar. Protein desteği vereceğiz yumurtlayan dişimize. Karidesi o zaman atabilirsiniz akvaryuma. Çünkü hayvan oldukça yıpranıyor. Zaten tülleri, karnı, bunu gözlemliyorsunuzdur. Balığı yumurtlayan arkadaşlar. Dişinin bakımına çok dikkat edeceğiz. Onu bir an önce toparlamamız gerekiyor. Bir dişi tüm yumurtalarını boşaltmışsa eğer 35 ile 45 gün arasında, ortalama 38 günde sürekli olarak tekrar tekrar yumurtlar, düzen oturmuşsa. Ama yumurtanın bir miktarını döktü, küpten çıktı, dökmeyebiliyor, bir gün sonra da dökebiliyor. O zaman 20-25 gün sonra bir daha dökerse şunu söylemeyin, yani benim balıklarım 20-25 günde döküyor, öyle bir şey söz konusu değil. Bir miktarını döker, bir miktarını dökmez, onu da 20 gün sonra dökebilir. Evet, sırada bekleyen dişi varsa mutlaka yavrular canlanır canlanmaz küpü boşaltacağız arkadaşlar. Yavrulu bir hava taşı sarkıtacağız ve erkeğin biraz dinlenmesini sağlayacağız. Su değişimi kesinlikle aksatılmamalı. Aynen dip çekimi yapılmalı. Çünkü erkek zeminde biriken nitrat ve ağır metal erkekte sorunlar çıkmasına neden olacaktır. Çünkü sabit bekliyor, sürekli aynı yerde. Bu sebeple su değişimini kesinlikle aksatmıyoruz, yavrudan çekinmiyoruz. Kaliteli su ekliyorsan zaten su değişiminden korkmayacağız. Evet, bu çok önemli, çok hayati arkadaşlar. Yavrularımızı anne babanın yanında büyüteceksek 1-1,5 ay yavrulukta bakıp salabiliriz, hiç sorun yok. Ama yavrularımızı başka bir tanka alacaksak kese bitmeden bu işlemi gerçekleştirmek zorundayız. Kese bitmediği sürece istediğiniz suya sokun çıkartın, sorun yok. Yavru aynı şekilde yaşamasına devam eder, hiçbir şey etkilenmez. Ama kese bittikten sonra, artık sindirim sistemi çalışmaya başladıktan sonra yavrunun yerini değiştiremezsiniz. Ne yapabilirsiniz? Büyük bir tanktan küçük bir tank alacaksınız. Tüm suyuyla tanktan tamamen suyu oraya alıp yavruları da alıp İşte filtrasyon sistemini kurup yapabilirsin. Ben bunu da defalarca, şu tankları bir göster Tarkan abi. Şuralarda defalarca yavru büyüttüm. 50 santimdir tanklar. Buradan suyuyla birlikte oraya sıfır kurulum yaparak, tamamen buradan ana tanktan suyunu doldurarak, yavruların olduğu tanktan suyu doldurarak burada yaşamlarına devam etmesini sağladım sorunsuz. Çevir abi. Evet, yavruların belli bir boya gelene kadar mutlaka küçük tanklarda ya da yavrulukta bakılması gerekiyor. Arkadaşlar, yemi bir öğün atlayan, iki öğün atlayan bir yavrunun yaşama şansı yok. Şuraya saldığım tüm yavrular maalesef öldü çoğu. Neden? Çünkü 75-60'lık bir tank yavrunun yeme anaçlardan ya da kendinden daha büyük yavrulardan önce ulaşmasına engel oluyor. Bu sebeple de küçük bıraktığım her yavru öldü. En azından 2 santim, 2,5 santime getirmekte ya da 1,5 santime getirmekte fayda var yavruları. Daha sonra ya ana tanka salarsınız ya da sularıyla yavruluktan daha büyük 50 santim, 40 santimlik bir tanka alabilirsiniz arkadaşlar. Sorular var. Evet, sorumuz var mı bu konuda? Yukarıda var. Bakalım hemen. Yavrulara Umut Yüksel, yavrulara yavrulukta 1,5 aya kadar bakıyorum ben. Zaten 1,5 ayda 2-2,5 santime ulaşıyorlar. Ondan sonra saldığın zaman risk minimum oluyor. Beslenme şeklini, yavru beslenme şeklinden bahsettim. Tarkan abi, şu çayı alır mısın bir?
Yavrularımızdan sebzeyi eksik etmeyeceğiz. Yavrularımıza ilk 15 gün Spirulina tozuyla başlayacağız. Daha sonra Artemia, canlı Artemia, Tetra Pro verebiliriz. Sera Tetra Discus verebiliriz. Gemma'nın yavru yemlerinden verebiliriz. Bol sebze verebiliriz. Yavruların ölme nedeni ya su değerleridir, ya su değerleridir, yumuşak su olacak. Suyunuz ya serttir ya da beslenmeyle ilgili hatalar yapıyorsunuzdur. L144'teki en büyük sorun yavruların beyazlaşması. Yavrular yavrulukta daha 20 günlükken sarı tonların oturması gerekiyor. Bu da bol biber, bol ıspanak vererek, aynı zamanda işte spirulina vererek gerçekleşiyor. Ben beyazlayarak ölen yavru başıma gelmedi açıkçası. Ama bütün herkesin yaşadığı sorun bu. Necmi abi, Lepistes'in vatoz stresini aldığını çok duydum, çok okudum. Ama bence anaç tankında Lepistes olmaması gerekiyor. Mango kökünün suyu yumuşatma etkisi yok. Yani o sadece balıklar kemirsin. Hani iletkenliği düşürme gibi bir etkisi yok. Bir de suyu kahverengi. Balığın istediği o eski su. Black water kullanma nedenimiz de bu zaten. Eskimiş su yapmamızı sağlar. Evet, Alpay hoş geldin. Alper Say abi hoş geldin. Evet, devam ediyorum. Tahir hoş geldin. Ömer abi hoş geldin. Ömer Kurtoğlu kardeşim ya da bilmiyorum. İsmail kardeşim teşekkür ederim. Hoş geldin. Abi şarjımız bitiyor. İstiyorsan şu şarj aleti orada. Şu ışığı çıkar, yukarıki ışığı bak. Hakan abi. Yukarıda bir ışık var ya, yukarıdan kablo geliyor bak. En baştaki. Onu çıkart. Yok şunu, sağdakini. Evet evet, onu kopartabilirsin. Ermiyor çünkü. Arkadaşlar şarj fullemiştim ama maalesef %15 kaldı. Tarkan abi çek onu geri. Şey çek. Dur bak. Bir saniye. Şunu çek bir. Evet, yeni konuya geçiyorum arkadaşlar. Çaylarımız, keklerimiz de geldi. Sizlere de afiyet olsun inşallah. Dilim damağım kurudu çünkü. Al. Evet arkadaşlar. Yavru bakımını az önce bir arkadaş sordu. Zaten konu başlığı olarak da yavru bakımını eklemişim arkadaşlar. Şimdi dikkat edeceğimiz en önemli şey, kuru yemi asla fazla kaçırmayacağız. Çünkü çok fazla yiyen yavru kabız oluyor ve ölümü gerçekleşiyor. Beyazlıyor öncelikle, daha sonra yukarılara tırmanıp ölüyor. Şöyle düşünün, insan olarak biz bile belli bir döneme kadar süt, ondan sonra işte yumuşak gıdalar, daha sonra sert gıdalara geçiyoruz. Bunu yavruda uygulamak zorundayız. Yani bir şey mi soracağım tabii? Yok. Direkt bodoslama, anaçlara verdiğin tabletleri, işte pul yemleri verirsen yavruları büyütemezsin. Az önce bahsettiğiniz beyazlama, karnı çekilme, iç parazit, hepsini yaşarsın. Çünkü vatozun sindirim sistemi düz bir bağırsak sistemi var arkadaşlar. Giren sindirilerek çıkıyor. Bir noktasındaki bir düğümlenme, şişme maalesef balığımızı strese sokup daha sonra iç parazit olmasına neden oluyor ve kaybetmemize neden oluyor. Kuru yeme az vereceğiz. Hatta şöyle örnek vereyim. 2 balığa 6, 7, 8 adet Tetra Pro arkadaşlar. Fazlası değil. 2 adet balığımıza 6, 7, 8 adet Tetra Pro vermemiz uygundur. Fazlası zarardır arkadaşlar. Sebze yavru tanklarında hiçbir zaman eksik olmayacak. Tabii ki suyumuzu bozmadan bunu gerçekleştireceğiz. Yani benim sularım bozulmuyor. 24 saat ıspanak, 36 saat biber kalabiliyor. Salatalığı çok tutmam, çok vermem de. Kabağı da çok kullanmıyor. Diğer ikisini sürekli kullanıyorum, özellikle biberi. Bunlar eksik olmayacak. Su değişimi anaçlara yaptığın şekilde aynı şekilde devam etmek zorunda ki balık bağışıklık sistemini kazansın. Bazı arkadaşlar yavruya pamuklara saracak şekilde yetiştiriyor. Yarın öbür gün sattığı kişide ya da kendisi normal bir şekilde bakmaya başladığında, normal su değişimleri yaptığında maalesef balığı kaybediyor. Bu sebeple yani küçücük yavru da olsa ben de aynı %30 değişimimi gerçekleştiririm.
Çünkü dediğim gibi ana dinlendirme tankım çok kaliteli arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim sonra. Günde kaç kere yem veriyorsun? İki defa uygun yavrular için. Az yemleme, iki defa. Sebze zaten eksik değil. Göster Tarkan abi. Katappa yaprağı. O gelmiyor değil mi? Dur şunu da çıkartalım Tarkan abi. Tamam. Yok, dur. Yok. Dur Tarkan abi. Şarj oluyor değil mi? Işığı bir baksana. Tut abi, tamamdır. Evet arkadaşlar, yavru tanklarında katappa yaprağı ya da ceviz yaprağı olmak zorunda. Olmak zorunda. Çünkü yavrular buradan kemirip bir şeyler alacak. Sindirim sistemini bu yani ürünleri, besinleri sindirmesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bir parça kökümüz olacak. Şöyle gösterir Tarkan abi. Bir parça mangro kökü, katappa ya da ceviz yaprağı ya da çınar yaprağı ve sebze yavruluklardan eksik olmayacak arkadaşlar. Evet, tablet yemleri asla kullanmıyorum. Spirulina, saf spirulina hariç tablet yemleri asla kullanmıyorum. Canlı olmayan artemia, pul ya da kabuksuz artemia asla kullanmıyorum. Bence uzak durulmalı çünkü yavruda kabuzluğa neden oluyor. Yavru ile ilgili soru var mı Tarkan abi? Yok. Evet, yavru bakımı ile ilgili sorumuz var mı? İki öğün idealdir Yunus. Soru var mı arkadaşlar? Ona göre devam edeceğim. Yok yazsın bir kişi. Ha, yavruluk. Çok güzel bir soru. Evet, güzel soru, sorular geliyor. Ceviz yaprağı dalından kendi düşmüş, kurumuş yaprak olması lazım arkadaşlar. Yavruluklarımı kendim yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saklama kabından sağına soluna sineklikle delik açtım. Yine şurada da o şekilde arkadaşlar. Ama şu yavruluğu da öneririm. Boyut oldukça büyük bir yavruluk. Üstünde süngerler var sağ ve solunda. Bu 1-1,5 aylık süreç için ideal bir yavruluk arkadaşlar. Oldukça büyük bir yavruluk. Bunu keşfettikten sonra yavruluk yapmayı bıraktım artık. Yavruluğa havayı oldukça fazla veriyorum. Akıntıyı çok vermeyin. Bu sefer de yemler, toz yem verdiğimiz için toz yemler yanlardan çıkma yapar. O yüzden çok da fazla akıntı vermiyoruz. Yavrulara dip çekimi yapmıyorum. Yanlar, hani sebze artığı kalırsa onu alıyorum. Yanlar çok açık olduğu için zaten çıkıyor arkadaşlar. Tamam, yok gemma, ne demiş? Gemma, artemia, selenium. Bilgim yok kardeşim gemmanın artemia, selenium hakkında. Ama şu bak, şunları çıkarsana kırmızıları Tarkan abi. Güray, aleyküm selam kardeşim. Ferdi, hoş geldin. Evet arkadaşlar, bakın kabuksuz artemia aldım, duruyor 2-3 kavanoz. Kullanmıyorum çünkü şişme yaptı yavrularda. Şu yine pul artemia arkadaşlar. Bunu da kullanmıyorum. Bu da aynı şekilde kabuz yaptı anaçlarımı. Hemen kestim. Tüm yapraklar dalından düşmüş olmak zorunda. Kendiliğinden kuruyup düşmüş olmak zorunda. Hatta annem köyde bir çuval topla dedim. Allah razı olsun, gelirken şöyle bir poşet getirdi. Geçenlerde yanıma geldi. Çünkü katappa fiyatları almış başını gitti arkadaşlar. Ben de katappa kendim temin ediyordum. Aleykümselam Remzi. Şehrin içinde Mustafa olmasın, Turan aleykümselam. Olursa daha iyi, evet, olur. Aleykümselam Burak. Şuna da özen gösterelim. Ceviz yaprağı ya da işte çınar yaprağı vesaire. Şehir içinden değil de köylerden temin edersek belki bu araçların yaptığı salınımlar karışıyor olabilir arkadaşlar. Bunlardan soyutlanmış bir yerden toplayın. Köylerden falan. Tabii ki biz 2-3 dakika haşlayıp bunları atıyoruz. Meşe ağacı yaprağı da olur Bülent abi. Meme Şahin, su değişimini geçtim. Su kovayla döküyorum direkt kardeşim. Ya bodoslama döküyorum. Şimdi göster dersen göstereyim ama sampun üstü de bayağı dolu.
eklediğim su kaliteli olduğu sürece sorun yok. Faruk Bey, üzüm kökü bir dönem kullandım. Oldukça faydasını gördüm. Sorun yok, kullanabilirsin. Uğur kardeşim hoş geldin. Tut abi.